Selamlar. Şu an İstanbul'da dışarısı çok fena durumda. Kar kış kıyamet hepsi var. Hatta şu an bunu şöyle bir ortamda yapıyoruz. Utku abi bugün evine gidemedi. Eve gidemediği için. Saat 9.30 eve gidemedik. Saat 4'te yola çıktık. Geri döndük. Biz de dedik ki. 6'da tekrar muayene edeyim. Biz de bu videoyu çekelim dedik. Evet. Ve videomuzun konusu aslında benim ilk zamanlar kabusum olan zone 2 antrenmanları. Ben bu spora ilk başladığımda işte ilk antrenörüm aynı zamanda Utku abi. Hep bana derdi ki zone 2 makaleler atardı işte 6 saat antrenman yap derdi, zone 2 derdi. Hep böyle bir şeyimiz oluyordu. Şimdi anlat bakalım nedir bu zone 2? Herkes öğrensin. Evet. Niye önce öğrensin? Bir kendinden bahset bir o spor hayatından. Yaklaşık 10 yıldan fazla süredir koşuyorum. 7-8 yıldan fazla süredir de triatlon yapıyorum. Ondan fazla Ironman, half Ironman mesafe ve 2 tane de Ironman mesafe yarış bitirdim. Aktif olarak 6-7 yıldır. 6-7 yılda geçmiş, 8 yıl olmuş bu arada. 2014 ilk yarışım. 8 yıldır da aktif olarak triatlonla uğraşıyorum. Ya zone 2 sene hayatın olmazsa olmazı zaten. Özellikle antrenman, peki yani ben ortopedi uzmanıyım. Ortopedi cerrahım. Niye bu kadar bu işlere daldım? Çünkü gerçekten endurance sportun, yani dayanıklılık sporun, sporu içeren sporların, bunları şu şekilde sınıflayabiliriz. Koşu, bisiklet, triatlon, kürek, yüzme gibi sporları sıralayabiliriz. Bunlarda bir gelişim elde etmek istiyorsanız doğru antrenman yapmak zorundasınız. Eğer doğru antrenman yapmazsanız bu sporlarda gelişim elde etmeniz çok zor. Özellikle senin o zamanki zamanlarını hatırlıyorum. Bir türlü ben gelişemiyorum diye yakınıyordun. O zaman ben de sana diyordum ki, çünkü sen doğru zonlarda, yani doğru bölgelerde antrenman yapmıyorsun. Uzun zamandır dayanıklılık sporu yapan çevremdeki insanlar olsun, kendi, sen tek değilsin biliyorsun, bir sürü insanla temasım var. Uzun zamandır, 15 yıldır gözlemlediğim bir şey var. Hangi atlet zone 2'de antrenman yapıyorsa o kadar çabuk, o kadar hızlı ve o kadar çok gelişim gösteriyor. Onun için eğer dayanıklılık sporunda gelişim elde etmeye istiyorsanız mutlaka ve mutlaka zone 2 antrenmanınızı, bütün 20 saat antrenman mı yapıyorsunuz haftada? 15 saati zone 2'de olacak. Bu kadar basit. Bunun başka bir kolay açıklaması yok. Evet, özellikle biz Kasım, Aralık aylarında 20 saatin 20 saatini zone 2 olarak geçiriyoruz artık. Çünkü o dayanıklılığı, yani ne kadar yavaş gidersek aslında o kadar hızlanmak için bir zemin oluşturuyoruz. O kadar vücut uyum sağlıyor, o kadar şey yapıyor. Peki niye? Yani bu zone 2 ne aslında? Benim bildiğim vücut, kalp hızımızın %60'ı, eforumuzun %60'ı. Şimdi kabaca öyle söyleyebilirsin. Bunu tam olarak bilimsel karşılığı kan laktat testleri sonucunda elde ettiğim bir kalp atımı ile birlikte laktat değerinin bir matematiksel karşılığı var. O şekilde elde ediyorsun, ama tabii ki en basit olarak %90 akuresiyle, yani %90 doğrulama oranıyla basit bir nabız bandından da bu zonları elde edebilirsiniz. Kabaca 4'e ayırabiliriz zonları. Zon 1 aktif recovery dediğimiz, yani aktif olarak toparlanma nabız aralığı. Yani bir kan akışı hızlansın antrenmanları. Mesela işte yürümek küçük çaplı. Basit yürümek işte demeyelim ona da, jogging diyelim. Jogging. Ama bu sizi hem aktif olarak kaslarınızı dinlendirecek. Kesinlikle bir strese sokmak yok vücudu. Evet. Zone 2'de ise işte biraz daha bunu artırıyorsunuz.
Bunun belli bir nabız aralığı değerleri var. İnsandan insana, kişiden kişiye değişiyor bunlar. Zon 3 aerobik kapasite. Zon 4 de anaerobik kapasite. İşte intervaller diyoruz. Uzun intervalleri zon 3'te yapıyoruz. Kısa intervalleri de zon 4'te yapıyoruz. Çok basit bir anlatmak gerekirse de enduro sportun antrenman mantığı bu şekildedir. Peki niye yapıyoruz abi? Mesela örnek veriyorum. Ben bir saat aerobikte geçirdiğim zaman evet aerobik kapasitem benim artar. Mantıken. Ama benim zon 2 yapmam gerekiyor. Tabii. Neden zon 2? Çünkü zon 3 strese mi sokuyor? Hayır, strese zon sokmuyor. Tam aksine vücudun oksijen kullanımını vücudunun zon 2'de geçirdiğin süre senin oksijen kanın kasın oksijen kullanılabilirliğini artırır. Evet, anladım. Yani VO2 max'ın nasıl artacak? Zon 2'de artacak. Zon 2'de artacak. Tam tersi. Sen çok fazla kendini intervale sokarsan zon 4-5 yaparsak 5'e hiç girme. Onlar çok fazla ayrıntı. Zon 3-4'e sokarsan interval zon 3-4'te daha fazla zaman geçirirsen bu sefer senin en önemlisi burada laktat eşiğin düşecek. Ha. Burada önemli olan aslında sen zon 2'de hafif antrenman yapıyorsun tabii ki. Hı hı. Aslında hafif değil. Belli bir tempoda uzun süreli bir antrenman yapıyorsun. Evet. Ama burada önemli olan ne? Laktat eşiğini yükseltmek. Yani zon 4 seviyesini aslında yukarı çıkartabiliyorum. Kesinlikle. Zon 2 ile. Bunu şöyle düşünebilirsin. Bir piramit düşünebilirsin. Hı hı. Antrenman bölgelerini. En üstü zon 4. Bir 6-3. Piramidin altı. Ve tabanı zon 1. Şimdi sen piramidin yukarı taşımak için, ucunu sivriltmek için, boyunu yukartmak, yukarıya çıkarmak için böyle yaparsan bu olmaz. Bu yıkılır. Evet, yıkılır. Bu dayanıklılık sporun mantığına, enduro sportun mantığına aykırıdır. Hı hı. Fakat sen piramidin tabanını ne kadar geniş tutarsan daha büyük bir piramit kurabilirsin. Evet. Mantığı budur. En önemlisi zon 2 laktat eşiğinizi yükseltecektir. Yani vücudunuz daha az laktat, daha uzun sürede daha az laktat üretecek. Dolayısıyla daha az yorgunluk hissedeceksiniz. Ve daha gelişim artacak haliyle. Kesinlikle. Yani aslında evet piramidin ilk katı benzetmesi çok güzel ve ben şöyle bir şey okumuştum abi. İşte diyelim ne kadar yavaş gidersen o kadar hızlanırsın aslında. Yani mesela bu zon 2'ye yönelik bir şey. Ne kadar yavaş ve uzun süre antrenman yaparsan gidersen o kadar hızlanabilirsin. Çünkü gerçekten her çok basit olarak düşünüyorum. Hiç bisikleti bilmeyen veya bu sporları bilmeyen birisi olarak baktığım zaman diyorum ki ya ben bisikletin üzerinde her gün örnek veriyorum 4 saat vakit geçirsem ben zaten farklı bir seviye olurum, hayvan gibi bir şey olurum yani belli bir süre, bir ayın sonunda. Düşünsenize her gün 4 saat vakit geçiriyorsunuz. Bunu doğru zon aralığında yaptığınız zaman ve yarış dönemine geldiğinizde ona yarışa uygun şekillendirdiğiniz zaman aslında başarı için, başarıya ulaşmak anlamında elinizden gelen en iyi şeyi ilk etapta yapıyorsunuz. Ondan sonra işte lastiğiniz patlamayacak, herhangi bir kaza olmayacak vesaire ihtimaller kalıyor. Siz fiziksel olarak tamamen hazırlanmış oluyorsunuz. Şöyle de bir şey var. Ben özellikle Türkiye'de bunu çok görüyorum. Şimdi ben senden dolayı zon 2'yi çok iyi biliyorum. Yani yaptığım spordan da dolayı içerisinde olduğum için biliyorum ama insanlar mesela açıyor bir antrenman programını. Custom bir program açıyor abi. Direkt zon 4 bir saat antrenman yapıyor. Veya zon 5'e girmeyelim hadi ama zon 3 çok az. Zon 4 işte VO2 max'ı geliştirecek. 30 işte 2 dakika patlamalı, 30 saniye dinlenmeli böyle arda arda antrenmanlar yapıyor diyor ve zannediyor ki gerçekten uzun vadede iyi bir gelişim olacak. Şimdi mantık nedir? Yani ne elde et? Her zaman neyi elde etmek istiyoruz? Hem koşuda hem bisiklette olsun. Düşük nabız, yüksek hız. Evet. Değil mi? Evet. Amacımız bu. Yani evet. Biz işte düz bir yolda 40 kilometreyi bir saatte ortalama
ilk başta 160 nabızda alırken işte bunu bir sene sonra 150-145'e düşürmek. 145-140 hatta 130'a düşürmek ortalama nabızınızı. Amacımız bu değil mi? Çok ciddi değerler. Evet. Evet. Aynen. Ama işte bunu yapmanız için yol belli. Yolda zone 2 training. Yani evet. Bunun endurance. Evet. İşin gerçekten işin doğrusu budur. Evet. İnterval antrenmanları ayrıntıdır. Sonradır. Zaten interval zone 2'niz kuvvetli olmadıkça interval antrenmanları yapmayın. Evet. Bunlardan çok bir netice almazsınız. Zone 2'niz kuvvetlenmeden intervallere başlarsanız sakatlanırsınız. Çünkü vücudunuz da hazır değildir demektir. Özellikle koşudan bahsediyorum. Bir diğer bahsetmek istediğim konu özellikle zone 1, 2 ayrıntı vermek istemedim ama 2,5, 3 gibi durumlarda vücudunuz özellikle bu zonlarda daha çok yağ yakar. Eğer yağ yakmak istiyorsanız uzun süre zone 1, 2'de zaman geçirmeniz, daha fazla orada antrenman yapmanız önemli. Hem bu vücudunuzun karbonhidrata alıştırmamanız için önemli bir şey. Hem de fazla kilolarınızdan kurtulmanız için güzel bir yöntem. Vücudunuz ekstradan dışarıdan kalori ihtiyacını birinci saatin sonunda istemeye başlayacaktır. Yani ne demek bu? Vücudunuzdaki depolar bir saatin sonunda düşmeye başlar. Ama bir adaptasyon var. Bir adaptasyon denilen bir süreç var. Siz ne kadar antrenman yapsanız, ne kadar uzun süre zone 2'de kendinizi karbonhidratsız bırakırsanız bu adaptasyon süreciniz uzayacak. Önceden 2 saat sonra beslenmeye başlanırken bir bakacaksınız ki 3 sene sonra, 4 sene sonra çok rahat 4 saatlik çok iyi bir zone 2 antrenmanını hiçbir destek almadan çıkarmaya başladığınızı göreceksiniz. Bizde şu an öyle. Burada şu yanılgıya düşmeyin ama bakın yarışta bu farklı. Evet. Yarışta tamamen birinci saatin sonunda usulüne uygun olarak yani saatte 80 ile 120 mg karbonhidrat alacak şekilde beslenmenizi istiyoruz. Niye? Çünkü yarış bambaşka bir şey. Yarışta tamamen performans odaklısınız. Çünkü siz vücudunuzu evet alıştırdınız karbonhidratsızlığa, karbonhidrat alamazdı ama performansınız o anda zaten zone 2'de istiyoruz. Onu aç ama biz yarışta sizin zone 4'te yarışmanızı istiyoruz belki. Evet. Değil mi? Evet. O yüzden belki de çok yarışın önemli. 3'te 2'si zone 3'te geçerken son 3'te 1'i zone 4'te geçecek. Evet. Onun için beslenme çok önemli. Bunu da ilk defa hiç karbonhidrat alma bir sene boyunca git yarışta karbonhidrat al. O zaman da başka yan etkilerini görebilirsiniz. Onun için arada yarışta nasıl beslenecekseniz, planınızı nasıl yapacaksanız mutlaka ve mutlaka antrenmanda da en az bir ya da iki defa mutlaka bu yarış simülasyonunu, beslenme simülasyonunu antrenmanda da uygulayın. 6 saatlik bir yarışınız mı var? Birinci saatte beslenmeye başlayacaksınız. Evet haklısınız. Karbonhidratlar çok pahalı, jeller pahalı ama bu yarışın da bir gerçeği var. Bu şekilde beslenmeniz gerekiyor. Yeni biz eski bilgimiz saatte 60 ile 90 gram arasında bağırsaklar karbonhidrat emebiliyordu. Ama son çıkan teknolojilerle birlikte bunun 80 ile 120 mg'a çıktığını ve bunun da çok fazla endurance sportla uğraşan hem triatletler olsun hem koşucular olsun maraton yarışçıları olsun profesyonel bisikletçiler olsun Tour de France olsun işte Giro olsun tek günlük Avrupa'daki klasikler olsun hepsinde çok iyi performans artışları sağladıklarını bilim hem
şahit oluyoruz, görüyoruz. Hem de bilimsel olarak bunun karşılığını da yazmaya başladılar ve bilimsel olarak makalelerde okumaya da başladık özellikle son 2 yılda. Bunu özellikle de değinmek istiyorum. Yani 40 miligram bir fark var saatlik. Saatlik 40 miligram yani bir fark 4 saatte 160 miligram yapar. Eski jelleri fazla aldığınızda ne oluyordu? Karnınız şişiyordu, bulantı oluyordu. Hı-hı. Çok acemiyseniz kusmaya başlıyordunuz. Özellikle sudan çıktınız. Zaten suda allak bullak oluyorsunuz. Bir çıkıyorsunuz dışarı, hadi jel diye o katı beslenmeye çalış. Ben hiç yapamıyordum bunu. O daha zor bir şey. Jel diye midem bulanıyor. Bir sürü yan etkisi vardı. Bunların hepsi yeni çıkan jellerle ortadan kalktı. Bir, iki, dediğim gibi hepsi tabii ki yeni jelleri de hiç çok deneyimsizseniz, eğer antrenmanınızı yapmazsanız, bunun antrenmanını, bunu da gut training denir. Yani bağırsağın antrenmanı denir. Hı hı. Yarışta nasıl beslenecekseniz, planınız neyse, yarıştaki beslenme planınız, bunu mutlaka en az 2-3 antrenman yapmanız gerekiyor. Evet, ben seni hatırlıyorum. Biz uzuna çıkıyorduk. Biz sen TT ile geliyordun. O uzuna çıktıklarımızın hepsinde senin bir mataran jel doluydu. Bir şekilde. Yani iki matara jel doluydu. Arkasında evet. Ha doğru. Sizde bir matara daha vardı. İki matara jeldi. 6 saatlik uzun bisiklet antrenmanlarında mutlaka onları denerdim. Ondan sonra güzel jeller çıktı. Daha yüksek konsantrasyonda. Amaç tamamen o antrenmanlarda neler çekiyordun bir bilseniz. Az mı gidon yumurtamadım? Az mı bırakıp gitmedim ama. Tabii bende TT vardı. Evet. O zaman Ozan bu kadar iyi bir bisikletçi değildi. Daha yeni gelişmeye başlıyordu. Ben bir tık performans olarak ondan iyiydim. Artı bende de TT vardı. TT ile yol bisikletinin farkı bir saatlik antrenmanda %10-15 bazen de %20 olarak değişir. Ama Ozan'ın gelişimi için iyi oldu. Evet, zulüm oldu ama yani ben gerçekten arkada ya her şey o Yassıören yolundan geçtiğimizde derim ki bak ben burada az gidon yumruklamadım ya. Ya cidden böyle bisiklette bana yapıp bisikleti yere vuruyordum sinirden böyle artık yeter bitsin antrenmanı diye. Tam diyorum ki of lan bitti diyeceğim yerde diyor ki Ozan işte eve son yarım saat kala 250 watt daha var diyordu. Böyle ben yok ya ölmüşüm bitmişim falan ama şimdi birisi benimle antrenmana çıksa, benim de öyle bir antrenmanım olsa muhtemelen arkamda o da aynı tepkileri verecek. Hani aslında bu şey gibi gördüğünü anlıyorsun. Ya o zaman tecrübe ediyorsun gibi gelişiyorsun aslında. Ve şu an diyorum ki iyi ki yapmışım. İyi ki çıkmışım o antrenmanlara. İyi ki yani. O kadar büyük katkısı oldu ki bana. Ya şu an özellikle bu zamanlarda, karkış zamanlarında çok faydasını görüyorum. Bence çok güzel bir konu oldu bu. Evet. Yani koşuya da değindik, triatlon bisiklete de değindik. Zone 2'ni bilmiyorsan bu sporla uğraşma kısacası yani. Onu öğrenmek için de güzel bilgilerdi. Yani öyle değil, uğraşın arkadaşlar bu sporla. Ozan'ı dinlemeyin tabii ama. Zone 2'yi öğrenin işte. Yani Zone 2 bizim anayasamız. Yani evet. Zone 2. Evimizin çatısı. Evet. Her şey Zone 2. Zone 2 yoksa... Koşucuysanız, bisikletçiyseniz, yüzücüyseniz, triatletseniz... Yani ne kaldı geriye? Kürek. Yüzme. Kürekçi artı bir şey daha kaldı. Kürek cross yüzme. Country skiing denilen Türkiye'de çok yok ama kayağın böyle yürüme şekli. O da enduro sportun içindedir. Evet, mesela Avrupa'daki triatletlerin bir kısmı kışın o sporu yaparlar. O da çok yüksek nabızlarda ve çok iyi gelişim sağlayan çok güzel bir spordur. Ben bazen televizyonda denk geldiğimde izlerim. Aynı yeri böyle dönüp dolaşırlar ve çok yüksek bir mücadele azmi var. Beğendiğim sporlardan biridir. Bak mücadele azmi deyince aklıma geldi. Zone 2 şeyi de çok geliştiriyor. Mental gücü. Zaten amaç odur. Yani evet. Belli bir zonun içinde yoksa ama şu yanılgıya düşmeyin yani. Devamlı Zone 2'de değil. Arada mutlaka intervalleriniz de olacak ama zamanı gelince yani. Evet. Ama benim koşuya yeni başlayan, bisiklete yeni başlayanlar için tavsiyem en az 2-3 sene
interval antrenmanı yapmanıza gerek yok. 2-3 sene. 2-3 sene. 3 sene. Yani böyle böyle bir değerden, böyle bir şeyden bahsediyoruz. Önemden bahsediyoruz. Önem. Bunun nedeni çünkü zon 2 nabzınız anca oturuyor çoğu. Hı. Yani tabii ki bunları ben senin yaşındaki sporcular için söylemiyorum. Yani 30 yaşında. Ha, bu arada ben şeyin... Bunu sağlık için yapıp daha sonra ciddi hobi edinen insanlar için söylüyorum. Evet. Ya mesela bizim Mustafa işte. Benim yakın arkadaşım Mustafa. O aynen bu şekilde. Yani 30 yaş üstünde resmen ciddi anlamda koşuya başladı. Ciddi bir efor içerisine girdi. Antrenörle çalışıyor. Sürekli bir antrenman programına dahil vesaire ama hani benden kaynaklı adam şeyi çok iyi biliyor. Zon 2'nin ne olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü hani aslında ben seni rol model aldığım için, gördüğüm için ben de aynı şeyi çevremdekilere söylüyorum zon 2'nin öneminden vesaire. Tabii ki de bu videoda biraz onlara hitap ediyor ama ben şeyin ekmeğini çok yedim ya. Çocukken 3-4 sene yüzmeyle uğraştım ya. Evet. Çok ekmeğini yedim ya. Ben onu şimdi anlıyorum. Yani en hasta halimde bile kalbim başarılı yani. Yani o çok ciddi bir avantaj senin için. Evet. Aileme teşekkür ediyorum sonsuz. Ne kadar bir avantaj olduğunu anlıyorum yani. Biliyorum artık. Anlıyorsun, ben de yapmadığım için dezavantaj olduğunu anlayabiliyorum. Evet, o yüzden eğer ebeveynseniz çocuklarınızı küçükken yüzme sporuyla rahatça uğraştırabilirsiniz. Onun daha sonra ayrımını yaparsanız o yaşlarda rahat eder. Evet, o yaşlarda gerçekten rahat eder. Abi çok güzel video oldu ya. Çok teşekkür ederim bilgilerini paylaştığın için. Rica ederim. Aynı zamanda Utku abinin YouTube kanalını da bu aşağıya yorumlarda bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kendisi hem cerrahi operasyonları paylaşıyor, hem sporcular için egzersizler paylaşıyor. Sporcu rahatsızlıklarından bahsediyor. Sporcuların yaşadığı hastalıklardan, sıkıntılardan, bunların tedavi yöntemlerinden bahsediyor. Onun da hepsini içeriye de ulaşabilirsiniz. Evet, YouTube kanalıma abone olun arkadaşlar. Hem orada çok güzel bilgilendirici egzersizler var. Evet. Bilgilendirici sporcu sakatlıkları ile ilgili videolar var. Çok istiyorsanız kanlı canlı ameliyatlar da var. Evet. Çok istiyorsanız var. Çok merak ediyorsanız, merak etmiyorsanız hiç açmayın. Bazen çok olumsuz tepkiler de alıyorum. Olabilir. Ama diz kapağı protezini kesinlikle öneririm. Benim en izlemeyi sevdiğim ameliyatlardandır kendisi. Peki. Teşekkür ederim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.